Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 23 Eylül 2022 Cuma. Her şey hazırlıklı olun diyor yetkililer. 72 saatlik körlüğe hazır mısınız? Yiyeceğiniz ve içeceğiniz sularınız yetecek mi? Çocuklarınız ve ev hayvanlarınız güvende mi? Çok endişeli bir hazırlığı şimdi getireceğim ekranlarınıza. İrep Çakır'la Türkçe haberler başlıyor. Evet, Hüseyin Kafkas karşımda, Nova Scotia'dan, Halifax'tan, şu anda Kanada'da 3 milyondan fazla kişinin telefonlarına sabahtan beri alarm üzerine alarm geliyor, hazırlık alarmları ve Hüseyin, Turkish Voice of Canada, Halifax'tan, Nova Scotia'nın Türkçe sesisin şimdi bizim için. Neler oluyor orada, nasıl, hazır mısınız ve neye hazırsınız? Nova Scotia'nın başkenti Halifax'tan herkese merhaba. Kanada'nın doğu kıyısı yani Atlantik kıyısı son yılların en tehlikeli kasırgalarından biri olan Fiona ile karşı karşıya. Meteoroloji uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Fiona 150 kilometrelik bir hızla şu anda Atlantik Okyanusu'nun üzerinden Nova Scotia bölgesine doğru ilerliyor. Ve bu Nova Fiona... Scotia derken bizim bütün Atlantik Kanada'dan bahsediyorsun. Hatta üstüne üstlük aslında Newfoundland'den Labrador da işin içinde. O yüzden ben zaten 3 milyon kişiden fazlası dedim. Bütün sizin nüfusu yani Atlantik'le kıyısı olan bütün her yeri etkileyecek olan. Peki nereden geliyor bu? Böyle Karayipler'den yolunu aldı geliyor değil mi kasırga? O yüzden hemen izleyicilerimize aslında bunun geri planını da anlatacak. Ceylan Ersoy da yanımızda olacak. Bir Ceylan'a merhaba diyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Merhabalar, iyi Merhabalar, iyi günler. günler. Ceylan selam. Bizim şimdi tabii ki endişeli bekleyişimiz elbette burada ama sen de orada da Amerika'da Karayipler'de bu iş ne oldu? Nasıl bir kasırga bizi vurdu, vuracak? Hüseyinlerin gerçekten neye hazırlanması lazım? Onu anlatacağız. Arkasından hemen sana geleceğim. Tamamdır, Tamamdır. bekliyorum. Hüseyin, çok kuvvetli bir fırtına ve son zamanlarda da bu kadar kuvvetlisi olmadı değil mi? Kaç gündür hazırlık yapıyorsunuz? Ben izleyicilerimize bütün böyle sizin endişenizi evin içinde yaşadıklarınızla birlikte aktarabilmek istiyorum. Nasıl bir aslında hükümet ya da yerel yetkililerden nasıl uyarılarla başladınız bugüne? Evet, biraz önce senin de söylediğin gibi Fiona kasırgasının ilk Atlantik kıyısında ilk uğrayacağı noktalardan bir tanesi Nova Scotia eyaleti olacak. Ardından Prince Edward adasına doğru çıkacak ve New Brunswick'e ve Newfoundland'e etkisi altına alacak. Bu komple Atlantik kıyısında tamamen alarm verilmiş durumda ve endişeli bekleyişimiz şu anda bizim devam ediyor. Aslında yani Hazırlıklı şu anda ne yetkililer oluyor bu mesela? anlar. Yağmur, fırtına vesaire başladı mı? Şu anda bizim bulunduğumuz Halifax'ta yağmurumuz var. Yağmur başladı. Sabah saatlerinde biraz rüzgarımız vardı. Dün geceyi biraz daha rüzgarlı geçirdik. Ama şu anda tam anlamıyla bir gerçek anlamıyla fırtına öncesi bir sessizlik var diyebilirim. Şu anda yağış durdu, yağmur durdu ve böyle bir fırtına öncesi sessizlik ve bekliyoruz. Nefesinizi tuttunuz, Endişeli bekleyişimiz bekliyorsunuz. sürüyor. Çünkü ben bu yayını Evet. aslında deniz kıyısından yapabilmeyi çok istedim. Hani böyle o Karayipler'den böyle Kuzey Amerika'ya doğru geliyor, Atlantik'ten sizi nasıl vuracak? Bana şu dalgaları göster Hüseyin dediğimde bunun tabii ki güvenli olmadığını söyledin. Çünkü hükümet bütün deniz kıyısından, bütün coastal line'dan uzakta durun, hatta nehir kenarlarından da uzakta durun uyarısını yapıyor size tabii ki. Evet. Ve çok önemli olanı 72 saat yani 72 saatlik bir elektrik kesintisine ya da körlüğe hazır olun diyorlar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani 72 saat biz ne kadar önlem alsak da kasırga dediğin şey orada. Adı da Fiona bu sefergenin. Cevval bir Fiona var karşımızda. 3 milyondan fazla kişi hepiniz orada belki de 72 saat elektriksiz kalacaksınız. Şimdi bana ev içinde bununla ilgili yani bütün bu hazırlıkları yaparken siz neler yaptınız bir anlatabilir misin? Göstermeni çok isteyeceğim.
Tabii ki hemen göstereyim. Bu zaten bizim ilk kasırgamız burada değil İrep. Biz daha önceden de 3 yıl önce 2019 yılında Dorian kasırgasını burada bizzat yaşadık. O yüzden hazırlıklıyız. Nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda da deneyim sahibi olduk. Şöyle göstermek istiyorum ben sana. Öncelikle dışarıda bulunan eşyaların tamamen içeri alınması konusunda uyarılarda bulundu Nova Scotia yönetimi. Şöyle ben arka taraftaki bahçemi gösteriyorum size. Burada şu anda hiçbir şey yok çünkü ben her şeyi içeri aldım. Şöyle göstereyim. İçeride eşyalarım, bahçe mobilyalarım içeride. Sularım var. Mutlaka su temin edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu. Biz de sularımızı Şimdi aldık. siz İki biz koli. derken bir seyircilerimize anlatalım. Siz nasıl bir ailesiniz? Çekirdek bir aile var orada. Evet, biz böyle çekirdek bir aileyiz. Bir tane de kızımız var, 5,5 yaşında. Şu anda o okulda. Ama eşim normalde çalışıyor. Çalışmasına rağmen bugün erken paydos ettirdiler onları da. Şu anda evde hazırlıklarımızı beraber yapıyoruz. Teşekkürler Narin geldiğin için. Ben şunu merak ediyorum. Mesela ofiste sizi nasıl gönderdiler? Yani bu önceden planlı mıydı zaten bugünün öğlenden paydos edeceğiniz güvenlik açısından yoksa daha da hızlandırdılar mı süreci? Öncelikle merhaba İrep ve Ceylan. Şimdi bu kararı aslında kararı almak için biraz beklediler. Dün akşam bize mesaj geldi ve bugün saat 11'de artık güvenliğimiz için eve gitmemiz gerektiği söylendi ve gereken hazırlıkları da tamamlamamızı istediklerini söylediler ve 11'de ofisi tamamen kapattılar. Benim gördüğüm kadarıyla ve gözlemlediğim kadarıyla insanlar biraz endişeliydi çünkü gerçekten çok yıkıcı ve çok büyük bir fırtına kasırga olması bekleniyor. Ama umarım bölgemiz Nova Scotia herkes bu kasırgayı en az hasarla Güvenli atlatır. anlatır ama şimdi bak sen bir annesin, 5,5 yaşında kızımız var diyorsun ve o okulda, siz de evde güvendesiniz, o okulda güvende mi, ne olacak? Onlarla ilgili, çocuklarla ilgili nasıl bir hazırlık yaptılar ki? Evet, şöyle şimdi kasırga aslında bu gece ulaşacak Nova Scotia'ya. En güçlü olacağı saat de sabaha karşı Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı saat 3 gibi. Ve yarın devam edecek Cumartesi. Şu anda Hüseyin'in de dediği gibi gerçekten çok durgun bir hava var. Çok sakin bir hava var. Zaten okullar burada 3 gibi, 2,5, 3 gibi paydos oluyor. Gidip alacağız kızımızı. Ondan sonra zaten evdeyiz. Ama bir de şöyle bir şey var. Bunu da ben belirtmek istiyorum. Bu kasırgadan bir de sonrası var. Şimdi az önce okuldan bir mail aldım. Eğer herhangi bir hasar oluşursa okullarda, binalarda bir ağaç devrilirse onun gibi bir şey, pazartesi günü okulları açamayacaklarını söylediler. Bunun için de tekrar onlardan haber beklememizi istediler. Evet, yani bu endişeleri de var kafalarında zaten. Çocuklarla nasıl anlatıyorsunuz? Bunlara çocuklarla hani iletişimi nasıl yapılıyor? Okul anlatıyor mu? Sizler konuştunuz mu mesela? Çünkü hani yaş grubu da küçük ama genelde nasıl yapılıyor bunun iletişimi çocuklarla? Korkutmadan ama güvende olmaları gerektiğini öğretmek gerekiyor onlara, değil mi? Evet. Okulda Kesinlikle. bunu anlatıyorlar, biz de anlatıyoruz. Ama şimdi sen de biliyorsundur, çocuklar çok cesur. Yani bir de yaşına göre tabii çok farkında olup olmadıklarından emin değilim. Bu hani 4-5 yaş falan oldukça küçük ama büyüdükçe zaten çekirdekten yetiştikleri için bu anlamda gereken bütün tedbirleri alma konusunda da eğitilmiş oluyorlar. Yani Atlantik bölgesinde bu tarz kasırgalar çok sık yaşandığı için çocuklara okulda da nasıl tedbir almaları konusunda bazı şeyler öğretiliyor, bilgiler veriliyor Tabii, çocuklara. evet. Sıklıkla tatbikatlar yapıldığını da biliyorum. Tabii kasırga için geçerli değil ama. Peki şimdi siz evdeki hazırlıkları, biz suları gördüm. Yani bunları neye göre hazırladınız? Kaç günlük Evet. yaptınız hazırlığınızı? Sadece çok kuvvetli olacak bugün için mi? Bu gece için yani cumartesi ve pazar için mi? Pazartesi okullar da iptal olabilir. Okulları açmazlarsa büyük ihtimalle marketleri de Evet. açmayacaklar diye tahmin ediyorum. Mesela 3 kişilik böyle çekirdek bir aile için nasıl bir hazırlık yaptınız evde? Şimdi şöyle biz tabii 2019'da yaşadığımız Dorian kasırgasından kendimize çok fazla sonuç çıkarttığımız için biz birazcık hazırlık konusunu abartmış olabiliriz bu anlamda. İki koli su aldım ama depomda da başka sularım da var yani. Onun dışında şöyle göstermek istiyorum. Şimdi normalde yani böyle kasırgalar sonucunda genelde Nova Scotia'da bizim başımıza geldi Dorian'da. Elektriklerimiz kesildi ve yaklaşık 4 gün boyunca elektriğimiz gelmedi suyla beraber. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı oldu.
O yüzden ben bir kamp ocağı aldım hemen o kasırganın ardından. Bu kamp ocağıyla herhangi bir elektrik kesintisi sırasında yemeklerimizi yapabiliyoruz, yemeklerimizi ısıtabiliyoruz. Bu kamp ocağı şöyle tüplerle çalışıyor. Tüpleri göstereyim. Bu propan tüpler. Bu propan tüpleri takıyoruz. Herhangi bir elektriğe ihtiyacımız olmadan bu ocağı çalıştırıp yemeklerimizi pişirebiliyoruz. Onun dışında hazır gıdalar aldık. Hazır gıdaları dolabımıza koyduk ama zaten dolabımızda gıdalarımız da vardı. Yavaş yavaş o gıdalarımızı tüketeceğiz. Normal yani kasırga geliyor diye ekstradan çok fazla bir şey alma yoluna da gitmedik. Sadece su aldık. Biraz konserve tarzında gıdalar aldık. Çünkü burada çok fazla uyarı verildi bu konserve gıdalarla ilgili biraz stoklayayım diye. Onun dışında el fenerlerimiz şu şekilde hazır. Power bank'imizi ben hazırladım, doldurdum. Tabletimizi ve telefonlarımızı şarja taktık ve bu fenerlerimizin eğer şarjı biterse yedek bataryalarımız var, yedek pillerimiz var. Biz hazırlığımızı bu şekilde yaptık. Yiyeceklerimiz de dolabımızda şu anda hazır. Kasırgayı bekliyoruz. Peki şeyde bahçede şimdi burada şemsiyeler vesaireler dışarıdaki her şeyinde uçacağı bir şeyden bahsediyoruz. Onları ne yapıyorsunuz? Bağlıyor musunuz? Bir yerlere mi koydunuz? Bahçeli bir evde yaşıyorsunuz. Gördü izleyicilerimiz. Evet, bahçeli bir evde yaşıyoruz. Eğer içeri alamayacağımız bir şeyler varsa, büyük parçalı bir şeyler varsa onları bağlamayı tercih ettik. Ama garajımız var. Garajımızın içerisine çok büyük parça olan bahçe mobilyalarımızı vesaire garajımızın içerisine koyduk. Arabamızı da garajın içerisine koyacağız fırtına sırasında çocuğumuzu alıp getirdikten sonra. Onu da garajımızın içerisine koyup güvenli bir şekilde fırtınanın gelip geçmesini bekleyeceğiz burada. Bu sırada sizlere güvenlikle ilgili nasıl duyurular yapılıyor? Telefon numaraları paylaşılıyor herhalde. Ya da mesela evsizlerin ya da kendini güvende hissetmeyenlerin gidebildiği yerler var mı? Bu tür yerler hazırlanıyor mu? Hazırlandı mı? Evet, İrep, bunlar hazırlandı tabii ki. Buna da çok önem veriyorlar ayrıca. Birçok shelter şu an hizmete geçti. Zannediyorum bugün akşamdan itibaren bu shelterlara insanlar gitmeye başlayacaktır, dışarıda yaşayan insanlar. Onun dışında sürekli uyarılar geliyor. Telefon numaraları 911. Zaten eğer çok acil bir şey yoksa kesinlikle aramamamız söylendi bu tip numaraları. Meşgul etmemek için. Valla siz süper hazırlığınızı yapmışsınız ama ben de sizin için özellikle Environment Canada'nın sayfasında da var olan uyarılardan bir baktım. Bakayım bizim çocuklar herkes sağlam mı diye bakıyorum. Böyle baktığımda hemen hemen her şeyinizi yapmışsınız ama hem sizi kontrol edeyim hem de herkese ipuçlarını verelim. Araçlarınızı siz garaja koyuyorsunuz. Diğer kişiler için de ağaçlardan uzak durması gerekiyor değil mi? Ondan sonra bunu hatırlatalım. Evet, ondan sonra çocuklar için kitapların ve oyuncakların olduğundan emin olun deniyor evde onları tutabilmek için. Hazır mı her şey? Hazırladık aynen. Kitaplarımız hazır, boyalarımız hazır, resim boya kitaplarımız hazır. Evde onun mümkün olduğunca çocukları meşgul etmek için gece boyalar, elektriksiz kampçılık oynayacaksınız tabii. Bir de enteresan tabii ki bütün cihazlarınızı doldurun deniyor. Umarım ki bu yayını herkes de izleyebilir elektriğe gitmeden. Onu da çok istiyorum. Evet. Bir de diyor ki küvetinizi de yeterli suyla doldurun aslında diyor. Yani tuvalet şeyleriniz hepsi sifonlar dolu evet. Olsun ama bu küvet işini düşündünüz mü? Yani açıkçası evet, küveti doldurun dediler. Bugün iş yerinde de bana birçok kişi söyledi. Aslında geçen kasırgada 2019'daki Dorian'da bunu yapmıştık. Evet. Şu anda öyle bir şey aslında düşünmüyorum. Yani çok fazla su israf etmek de istemiyorum İrep, gerçekten. O yüzden hazır sular aldık. Birkaç küçük şişe doldurduk. Çevre felaketine yani, hazırlıklıyız ama bunun için de çevreciyiz diyorsun. Yani doğadan gelen felaket hazırlıklıyız ama çevreciliğimiz de devam ediyor yani. Onu da elden bırakmıyoruz. Evet. En güzeli, en güzeli gerçekten. Bir de bir saniye bakayım. Ha, tamam, ilaçlarınız gerekecek, her şeyiniz var zaten elinizde. Evet. Aman aman diyorum. Kesinlikle dışarı çıkılmaması gerekiyor. Tabii ki telefon numaraları çok fazla paylaşıldı. Sosyal medya grupları da insanların iletişimi açısından çok önemli. Biz de Halifax'ta, Nova Scotia bölgesinde The Turkish Kameranı Society birazcık daha bu önemli söyleyeceğin önemsiyorum. Yüzünü biraz kameraya doğru kaldırmanı istiyorum. Daha evet. Seni de net görelim diye. Tabii ki. Bizim burada bir Facebook grubumuz, Instagram grubumuz var. The Turkish Society of Nova Scotia diye.
Biz de bu sosyal medya mecraları aracılığıyla burada da yaşayan Türk vatandaşlarımıza gereken uyarıları da yaptık. Öğrencilerimize mümkün olduğunca ulaşmaya çalıştık. Sosyal medya çok önemli ve eğer hani bu yayını izleyen Nova Scotia'da bulunan arkadaşlarımız olursa bizim sayfamız aracılığıyla eğer acil duruma bir şeye ihtiyaçları olursa bize ulaşırlarsa da çok seviniriz. Harika bilgiler verdiniz. Son iki sorunuzu soruyorum. Arkasından da hemen Ceylan'a bu işin bunun nereden geldiğini, neler bırakabileceğini göstermek için geçeceğim. Bir, nakidiniz var mı cebinizde? Onu ayarladınız mı? İki, arabanın da deposunu doldurdunuz mu bakayım? Aynen. Bunları ikisini de yaptık. Evet. Hem nakit ayırdık hem de arabanın... Arabanın deposunu da doldurduk. Nakit de ayırdık. İkisini de yaptık. Ve bunları son dakikaya da bırakmamak gerekiyor. Evet, çünkü çok uzun kuyruklar oluyor. Çok. Hem gaz sırasında hem ATM'ler önünde. Son dakikaya da bu hazırlıkların bırakılmamasını tavsiye ediyorum. Tamam. Fiona'ya hazırsınız diye düşünüyorum. Siz ailecek. Umarım oradaki herkes, bizim büyük ailemiz içindeki herkes güvenle atlatır. Bu bekleyiş, ondan sonra endişeli bekleyiş, hani çok daha yumuşak bir şekilde gider. Ama çok ciddi şeyler olduğunda zaten seninle update'leri de yapacağız sizlerle. Güvende olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Ref. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Bir saniye araya hemen bir şey gireceğim. Ceylan'la devam edeceğim ama sizi de üçlü göreceğim bir dakika. Ekranım böyle rengarenk olsun. Baksanıza Turkish Voice of Canada. Coast to coast to coast. Kuzey Amerika, Amerika her taraf bizimle değil mi? Bir saniye giriyorum şimdi. Hop. Fena mı Kanada'da Kanada haberlerini Türkçe dinlemek? Türkçe röportajlar izlemek? O can alıcı kritik konuları Türkçe tartışmak? Fena mı? Abone olun. Bir de YouTube'da açıklama bölümünde, web sitemiz üzerinde ve sosyal medyadaki her mecrada destek sekmesi var. İşte oradan aylık abone olun. O zaman haydi Türkçe haberlerin gücü adına. Ya gerçekten fena mı işte böyle Türkçe haberleri coast to coast to coast Kanada için ve bütün Kuzey Amerika'yı da kapsayacak şekilde. Bakın Ceylan da karşımızda, bu platformda Türkçe olarak bütün bunları görebilmek, paylaşabilmek, uyarabilmek çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi Hüseyin ve Narin Kafkas'a yeniden bütün Atlantik Kanada için sizin namınızda aman güvende kalın, iyi haberlerinizi alalım diyorum hafta sonunda. Evet sevgili görüşmek üzere. Evet. Ceylan, durum ne bakayım? Şimdi sizin oralardan, yani Karayipler'den çıktı ve böyle bir Amerika'yı da bir tarafından, aslında doğu kıyısından biraz götürdü gibi. Ne kadar hasar verdi? Evet, siz Kanada'da tedbir almaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda hasarı kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi pazar günü Puerto Rico'da başladı kasırga ve adada ciddi Dur, bir tane, bir saniye, bir tane tatlım. Senin böyle bir görüntünü kaybettim. Şimdi yeniden, evet hemen hepsini güzelce söyle bakayım. Yeniden. En baştan alıyorum. Al bakalım. Pazar günü başladı bildiğiniz gibi Puerto Rico'da ve adada ciddi seviyelerde sel ve heyelan yaşanmasına neden oldu. Sonra da güçlenerek Dominik Cumhuriyeti, Turks ve Caicos adalarına doğru devam etti kasırga. Şu anda çarşamba günü itibariyle kategori 4 kasırga olarak ilan edildi. Dominik Cumhuriyeti ve Puerto Rico'da verdiği hasarlar arasında maalesef 8'e yakın ölüm var. Ciddi elektrik kesintileri de cabası zaten. Aslında şu anda Puerto Rico'nun 3.3 milyonluk bir nüfusu var ve son verilere göre bu nüfusun %40 kadarı su kesintileriyle, %75 kadarı ise elektrik kesintileriyle savaş veriyor şu anda. Ve yetkili makamlarda yıkımın derecesini anlamak ve buna göre gerekli inşa ve onarım çalışmalarını başlatmak üzere harekete geçti şu anda. Bakalım şimdi bunların ne kadarı olacak, ama gerçekten Kanada bu sefer oldukça yani endişelendi. Hani Dorian'dan sonraki vuracak olan en büyük de olacak. Ve bu arada şu tartışmalar da yapılıyor. Ay vakti miydi? Acaba tamam kasırga mevsimi geliyordu ama bu tam ortasında mıydı? Yoksa biraz erken mi geldi? Hani böyle iklim değişikliğiyle ilgili kafamızdaki her türlü soru, her türlü tartışma var ya. Tabii ki bu kasırgaları yaşadığımızda bunu da yaşıyoruz. Ve siz Amerika'da bunu başka bir şekliyle yaşadınız bir de. Evet, ya bu tarz afetler ve fırtınalar aslında Amerika kıtası çok alışık. Özellikle de Puerto Rico gibi adalar. 2017'de Maria kasırgası yaşanmıştı. 3000'e kadar insan hayatını kaybetmişti ve tüm adada bir hafta boyunca
elektrik kesintisi yaşanmıştı. Ama dediğiniz şey gerçekten çok ilginç. Zamanlama çok ilginç oldu bu fırtına ve kasırganın. Amerika'nın alışık olduğu bir durum olsa bile veriler şu anda şunu gösteriyor ki önümüzdeki yüzyılda bu tarz kasırgalar şiddetini arttırarak devam edecek. Bu bunun aslında da ana nedenlerinden biri iklim krizi. İklim krizi ve tam da zaten bunları konuşurken geldi başımıza değil mi? Zamanlama dedin. Bu zamanlama çok kritik. Ne oldu Ceylan? Evet, şu anda gerçekten ilginç bir zamanlama. İlahi adalet mi denir bilmiyorum. Şu anda New York'ta iklim haftası kutlanıyor. Her yerde, her köşede farklı bir event, farklı bir etkinlik ve konferans yaşanıyor. Bunun üstüne Birleşmiş Milletler'in toplandığı bir hafta dünya liderleri Birleşmiş Milletler'de bir araya geldi. Recep Tayyip Erdoğan da aslında bu dünya liderleri arasında yerini aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve aslında ilginç bir katıldı şey. Diyorsun. Evet, genel sekreter bu zirvede Antonio Guterres açılış konuşmasına dikkat çektiği ana maddelerden biri de iklim kriziydi. Şu anda da aslında bu fırtına önemli bir veri sağlayacak önümüzdeki tartışmalarda. Özellikle de Kasım'da Mısır'da olacak. COP27 iklim değişikliği konferansında da eminim ele alınacak bir konu olacak. Yani asıl olan bütün fırtınanın koptuğu anda Birleşmiş Milletler toplantısının pat diye orada yapılıyor olmasıydı. Yani bu Fiona yola çıktığında tam kasırmaya, esip kasırmaya, kavurmaya başladığında kasırga olarak Birleşmiş Milletler'in de açılış konuşması yapılıyordu. Ve açılış konuşması da doğrudan böylesine bir factual, yani bu kadar elimizdeki bir gerçeğin üzerine yapıldı değil mi? Evet, bu gibi afetler maalesef ki artarak devam edecek. İşte demin söylediğim gibi veriler bunu gösteriyor. Şu anda yapmamız gereken şey aslında Hüseyin Bey ve ailesi de güzel bir şekilde yaklaşıyor. Aynı zamanda önlem alırken çevreciliği de elden bırakmıyorlar. Bunu yapmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü olayın asıl arkası planında olan şey iklim krizi ve aslında hem bu tarz afetlere tedbirimizi alırken aynı zamanda çevreciliği gerçekten elden bırakmamamız gerekiyor. Şu anda güzel olan şey, evet şu anda Joe Biden bunu, Amerika Başkanı Joe Biden afet deklarasyonunda bulundu. Yani federal fonlar bu afetin üzerinden etkilenen insanlara destek için şu anda açılmış durumda. Tabii ki de böyle olaylar olduktan sonra sonrasında onarım, inşaat çalışmaları devam ediyor. Ama aslında asıl kritik olay bunlar olmadan, bunlar ciddileşmeden önlem almak ve iklim krizine göre aksiyon almak. Tabii. Şimdi tabii ki Kanada Başbakanı Justin Trudeau dünyada bu iklim krizindeki hareket, etkinlik bütün liderlerden biri olmak istiyor. Kanada'nın başı çekmesini istiyor. Onun için de oradaki bu şeyle, kasırgayla birlikte zamanlaması çok önemliydi. Çok önde gelen heyetler ve toplantıları yürütüyordu. Bakalım Kanada'yı nasıl vuracak, ondan sonra seninle yeniden konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgileri için. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, ne dersiniz? Turkish Voice of Canada. Yani aslında sadece Kanada'nın değil, Türkçe, dünyanın Türkçe sesi diyeyim, değil mi? Kasırga çok kötü vurmasın. Bizim Atlantik Kanada'ya istiyorum herkes güvenle geçirebilsin bu hafta sonunu. Ama haberleri aktarmaya devam edeceğim sizde. O zaman yeniden görüşünceye kadar, bakın bu sefer sizin hatırlatmış oldum. Bu kanalın, bu bağımsız özgür gazetecilik platformunun ayakta durması için, bağımsız özgür, özgün gazeteciliği ve platformları desteklemek için bir havuz duygusu gerekiyor. O havuz duygusuna da bu kasırga oradan eserken zaten yıkmasın dedik. Sizin de destek kasırganız gelse ne güzel olur Turkish Voice of Canada için. Her yerde, bütün bu videoların açıklama bölümünde ve bütün sosyal medya mecralarında hepsinde görebileceksiniz. Destek butonu var. Oradan aylık aboneliklerinizle haydi Türkçe haberlerin gücünü her tarafa birlikte yayalım. Tıpkı bir kasırga gibi olsun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın, güvende kalın.